Merhabalar herkese. Sırbistan Açık Turnuvası'nın ustalar kısmında birçok usta oyuncumuz mücadele ediyor. Ben bugün sizlerle büyük ustamız Vahap Şanal'ın bir oyunu paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Vahap var, siyahlarda bir uluslararası usta Ivan Sredojevic var. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş? Beyazlar E4 ile oyuna başlıyor. Siyahlar E6 ile Fransız savunmasıyla oyuna devam ediyorlar. D4'ten sonra D5 ve at C3 ile E4 piyonu savunulunca da E4 piyonu alınmış D x E4'le. At çarpı E4'ün ardından fil D7 oynuyor Sredojevic ve gelişimle devam ediyor. Beyazlarsa C4'te hemen merkeze yönelik bir hamle yapmış oluyor. Fil C6. Şimdi 5. hamlede ikinci defa bu fille oynadık ama bu fil şu anda E4'teki atı tehdit ediyor. Ve Vahap'ın tercihi burada at C3'e kaçmak olmuş. At C3'ün ardından at F6 ile gelişimle devam ediyor siyahlar. Ve fil E3'ün ardından da fil E7. Artık kısa rok atabilecek bir yapıda bulunmuş oluyor siyahlar. Beyazlarsa at F3 oynuyor. Şimdi bu ana kadar her şey normal. İki tarafta 3'er hale geliştirdi ve piyon yapısı olarak da tamam beyazların D4 C4'ü var ama siyahlar da gelişimine devam edebiliyor ve kendine alan bulabiliyor şu anda. Fakat burada siyahlardan enteresan bir tercih geliyor. Fil çarpı F3. Özellikle yani bu fili önce D7 sonra C6'ya oynamışken F3'teki ata vurmak enteresan bir tercih olsa gerek siyahlar adına. Tabi onun da bir açılış hazırlığı vardır illaki ama bu fil çarpı F3'ten sonra şimdi 8. hamledeyiz. 3 kere oynadığımız fil tahtadan kalkmış oluyor. Vezir çarpı F3'ten sonra bir de beyazlar vezirini geliştirmiş oldu ve B7 karesine doğru bakışları var. B7 karesi tehdidi var. Bu yüzden siyahlar bir de C6 oynamak zorunda kalacak. Tahtaya baktığımız zaman iki tarafında belki eşit tempoda bir oyun götürdüğünü söyleyecekken şimdi beyazların çok tempo olarak öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ve baktığımızda beyazlar bu tempolu oyunla, Vahap bu tempolu oyunla devam etmiş. Uzun rok. Çok güzel bir uzun rok hamlesi. Tabii ki tempo öne geçmişken hızlıca taşlarınızı geliştirip hemen atak yapmak istiyorsunuz. Uzun rokun ardından at BD7 ile siyahlar yoluna devam ederken burada beyazlar şah B1 ile hemen şahını biraz daha güvenli olabilecek bir kareye atmış. Şah B1'den sonra şimdi siyah olsanız ne oynarsınız? Yani hafif aletlerinizi geliştirdiniz. Tabii fil çarpı F3 vurduktan sonra belki siyahın fikrinden bahsetmem lazımdı. F1'de bir beyaz fil var ve siyahların beyaz fili yok. Siyahlar beyaz karelere piyonları dizerek o fili aktifleştirmemeye, etkin kılmamaya çalışacak tabii ki. Siyahların da planı bu. Ama dediğim gibi 3 tempo kaybettiğiniz zaman, 3 tempo harcadığınız bir taşı hemen öyle vurmak çok da mantıklı bir seçenek olmayacak. Burada siyahlar kısa rok atabilir mi? İşte soru bu. Yani kısa roku uzun zamandan beri atabiliyor ama bu uzun roktan sonra özellikle kısa rok atıldığı zaman hemen G4 H4'lerle çok kuvvetli şah kanadı atakları başlayabilir. Bu yüzden siyahlar vezir C7 ile vezirine bir kare buluyor. Aynı zamanda henüz rok tercihinde de bulunmamış oluyor. Yani iki tarafa da rok atabilirim ben diyor bu hamlesiyle ama Vahap diyor ki sen kısa rok atamazsın kardeşim. Ben G4 oynuyorum çünkü diyor. G4'ten sonra özellikle alan olarak hakim olan beyazlar G5 sürebilir ve G5 ile birlikte de F6 atının nereye dönebileceğini baktığımız zaman sadece G8 karesini görüyoruz burada. Bu yüzden G5 sürdürmemesi lazım siyahların. H6 oynuyor. H6'ya da H4 ve artık iyice oradan bir atak başlangıcı yapmış oluyor beyazlar ve burada siyahların bir tercihte bulunması lazım artık. Siyahlar diyor ki ben kısa rok atamıyorum belli. O zaman gelişime devam etmek için kale bağlantımı sağlayıp oyunumu sürdürebilmek için uzun rok tercihinde bulunuyorum. Uzun rokun ardından Vahap gelişmediği son taşını da artık oyuna katıyor. Fil G2. Fil G2'den sonra güzel bir F3 G2 bataryası oluştu ve buraya doğru bakıyor. Ama şu anda buraya doğru bakması ne anlam ifade ediyor? Hiçbir anlam ifade etmiyormuş gibi. Neden? Çünkü C6 B7 ve piyon duvarı olarak karşımızda ama gelin bunu birkaç hamle sonra konuşalım. Bu çapraz nasıl aktifleşecek? O zaman bakmış olalım. Burada siyahların kale H-F8 hamlesi var. Siyahların düşüncesi de farklı aslında. Siyahlar diyor ki burada beyazlar G5 oynayacak ve işte H-G5, H-G5, kale H1, kale H1 fikirlerinden sonra benim bir şekilde F6'daki atı kaçmam lazım. Ardından da vezir çarpı F7 alabiliyor beyazlar diye düşünüyor. Ve F7'deki piyonu kale H-F8'de koruyor. Burada beyazlar alan olarak üstün. Taşları iyi vaziyetlerde, daha iyi vaziyetlere koymak istiyor. Ve fil F4 ile çok güzel bir çapraz elde etmiş oluyor. Aynı zamanda rakibinin vezirini tehdit ediyor. Bu vezir tehdidini aslında biraz bakmak istedim. Yani veziri kaçamıyor muyuz biz? Tabii ki bu fili bu çaprazda tutmak böyle
Özellikle uzun roklu yapılarda işkence gibi bir şey. Çünkü şahınızı kıpırdatamıyorsunuz. Her an mat ataklarına uğrayabiliyorsunuz ama bir veziri kaçmayı denedim ben burada. Fil D6 ile devam etmiş Ivan Sredojevic. Ama ben vezir B6 ile bir kaçayım dedim. İşte buradaki olaylar tamamen beyazın bu yapısıyla alakalı ve tabii ki D1'deki kalenin de aktifliği ile alakalı bir olay. Beyazın bütün taşları iyi vaziyetlerdeyken D5 oynamak isteyecek beyazlar ve D5'ten sonra artık C hattını açma fikrim olacak. Bu çaprazı açma fikrim olacak ve buraları artık yarmak istiyorum ben. Oraları yardıktan sonra işler benim adıma çok daha kolay olacak. Çünkü yani sen CD5, CD5 gibi şeyler alırsan eğer buradaki fikirler artık bu çapraz açılmış oldu. Artık D5 piyonunu istediğim zaman ben buradan kaldırabiliyorum. Kaldırma kardeşim. E5 oynuyorum dediğin zaman da bu sefer D6 gibi tehditler var ki her zaman olabilecek bir fikir. D6'dan sonra tabii senin filin istiyor, rakip fil isteniyor ama ben E7'yi aldıktan sonra bir de çatal tehdit ediyorum. Fil çarpı D6 alırsan kale çarpı D6, vezir çarpı D6 alamıyorsun. Vezir B7 tehditleri var. Aslında bu yapıyı göstermek istedim. Vezirin sürekli B7'ye bağlı olduğu, matı tutması gereken yapıyı göstermek istedim sizlere. Bu yüzden bu gibi fikirlerden dolayı fil F4'e fil D6 ile karşılık vermiş Ivan Sredojevic. Fakat Vahap'tan burada çok güzel bir hamle geliyor. Biraz düşünüp hamleyi bulmanızı isteyeceğim ama bu yapılarda klasik ataklardan bir tanesi diyebiliriz. Biraz daha taktik bir tema da var tabii. Onu da düşünmek lazım ama Vahap burada iyi yerlerde olan taşlarını çok daha güzel bir taktik konumuna taşlandırıyor. At B5. At B5'ten sonra ver fili. Ver veziri, aynı zamanda bu fil hala aynı çapraza bakıyor ve çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir atak başlangıcı gibi gözüküyor. Peki yani bunları gördük de C piyonu B5'i alamıyor mu? C piyonu B5'i alırsa işte o zaman bu çapraz etkinleşmiş oluyor. E peki ne yapacağız yani? Taşı mı vereceğiz? Biz bir şekilde bu atı alalım bari, öyle devam edelim. Bu arada oyun böyle devam etmiyor ama bir varyanta daha girelim. C çarpı B5'ten sonra atı alalım, yani çapraz açılırsa açılsın biz taş kaybetmeyelim dediğimiz anda fil çarpı D6 ile devam ediyor burada beyazlar. Ve fil çarpı D6'dan sonra siz yine vezir çarpı D6 alamıyorsunuz, B7'den matsınız. Bu yüzden oyuna devam etmeniz lazım. Nasıl devam edeceksiniz? Yani veziri kaçalım. Vezir C6. Kırışmak için kaçmış olalım. İşte bu sefer de C çarpı B5 hamlesi var. C çarpı B5'ten sonra bu çapraz aktif. Bir de işlere kale C1 karışıyor. C hattı açıldıktan sonra şah B1'in de aslında ne kadar kritik bir hamle olduğunu burada görebiliyoruz. Ne kadar kritik bir tempo olduğunu görebiliyoruz. Bir de kale C1 istekleri var. Yani çok fazla oynayacak bir şey yok ama vezir çarpı F3, fil çarpı F3'ten sonra artık kale C1 neredeyse mat olacaksınız. Siyahlar adına at B6 gibi veya bu atı kaçmaktan başka yol yok ki şah D7'den tüyelim ama hiçbir şey bilmese beyazlar burada fil çarpı F8 ile taş üstünlüğüyle yoluna devam edebiliyor. Bu yüzden Ivan Sredojevic, bir uluslararası usta, bu varyantları tabii ki hesaplıyor ve at B5'in ne kadar güzel bir hamle olduğunu görüyor. Vahap'ın şov yaptığını görüyor diyelim daha doğrusu. Fil çarpı F4 ile yoluna devam ediyor. Fil çarpı F4'ten sonra vezir boşta, at çarpı C7 alınıyor. Fil çarpı C7'den sonra da vezire iki alet bir konum var. Peki bakalım ya, vezire iki alet bir konum nasıl kazanılır? Şimdi baktığımız zaman siyahlar çok sağlam gözüküyor ama beyazın özellikle C4, D4, H4, G4 gibi piyonları var ve dediğim gibi materyal olarak üstün. Ben hatları açtığım zaman, bu piyon yapısını dağıttığım zaman işler benim lehime dönecek. Çok çok rahat bir pozisyon olmuş olacak. Önce Vahap G5 ile başlıyor. G5'in ardından ver F6'daki atı ve F6'daki at E8'e kaçıldıktan sonra da D5. Uzun süredir gelecek olan D5 fikri artık geliyor. Bu çaprazı canavar yapmaya çalışıyoruz. Bu çaprazdan rakibi mat etmeye çalışıyoruz. D5'e at E5 gibi bir hamleyle karşılık veriyor siyahlar. Diyor ki ver veziri. Aynı zamanda ben C6'yı da sağlamlaştırıyorum ama bir anda vezirin daha aktif bir kareye döndüğünü görüyoruz. Vezir A3. Vezir A3'ten sonra A7 bakışları var ama daha da kritiği F8'deki kale isteniyor. İşte kale bağlantısı neden önemli? Kale bağlantısı bu gibi olaylardan dolayı önemli oluyor. Yani bu E8'deki at bütün siyahlarının taş koordinasyonunu bozuyor. Bu yüzden siyahlar burada at D6 oynamış ama at D6'dan sonra A7 boşta kalmış oluyor. A7 boşta kalıyor ama Vahap burada kendisi için daha basit bir yol seçiyor ve diyor ki ben önce D çarpı C6 alıyorum. At çarpı C6'dan sonra fil çarpı C6 alıyorum. B çarpı C6'dan sonra da oyunun 23. hamlesinde, özür dilerim, vezir çarpı A7 alıyorum ve oyunu kazanıyorum diyor. Çünkü rakip
burada oyunu terk ediyor. Tahtaya baktığımız zaman siyahlar adına biraz önce sağlam duran, yani 3-5 hamle önce sağlam duran o yapı şu anda dağılmış vaziyette. Özellikle şah çok sıkıntılı bir konumda. D hattındaki kale çok kuvvetli. A7'deki vezir çok kuvvetli. H1'deki kale hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüküyor ama kale H3, kale B3 ile hemen buralara aktarabiliriz ve buralara bakışını sağlayabiliriz. Bu yüzden rakip oyunu burada terk ediyor ve Vahap turnuvaya aslında ilk turdan fırtına gibi başlıyor diyebilirim. Ben bu oyunu gördüğümde çok böyle keyifle izledim. Hemen keyifle hamleleri gördüm ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de benimle aynı keyfi almışsınızdır. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.